Merhaba, hepiniz Evlilik Rüyası kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber gelin pastası tarifi vereceğim. Bu gelin pastası akşam 5 çayların vazgeçilmesi, çok pratik, çok lezzetli, çok da kolay. Şimdi tarifimize başlayalım. 4 adet yumurtamızı kabıma aldım. Şöyle 1 su bardağı, klasik su bardağı toz şeker, ama ben biraz daha az tatlı olsun diye 1 parmak eksik toz şekerimi ilave ediyorum. Ve mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar, böyle beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şekerimi ve aynı zamanda yumurtamı koyu bir kıvam alıncaya kadar, beyazlaşıncaya kadar çırptım. Ardından şöyle 100 ml olan çay bardağımla bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımı ilave ediyorum. Yine aynı şekilde bir parmak eksik sütümü ilave ediyorum. Ardından burada 1,5 su bardağı unum var ve ben bunu daha önceden eledim. Unumu ilave ediyorum. Şimdi ilk etapta hepsini ilave etmeyeceğim. Biraz çırpacağım. Ondan sonra geri kalan unumu ilave edeceğim. Şurada şekerli vanilyum var. Bunu da ilave edip çok da kekimi söndürmeden düşük devirde çırpıyorum. Harcımı borcamıma boşaltıyorum. Spatula yardımı ile şöyle mikser kabında kalan kekinizi kolaylıkla sıyırabilirsiniz. Kaşıkla bu çok zor oluyor, ama spatula bu konuda çok başarılı. Şöyle güzel bir şekilde kek harcımı boşalttım. Şöyle bir iki defa sallıyorum. Kıvamının şöyle sulu olduğuna bakmayın. Bu çok güzel şişecektir ve yumuşak bir kek olacak. Ben şimdi bunu önceden ısıttım. 180 derece fırında pişinceye kadar fırına bırakacağım. Ben de o arada muhallebimi yapacağım. Kekin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla ya da bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Şimdi kekimizin muhallebisini yapmaya başlayalım. Şöyle ocağın altını açmadan önce tenceremize 5 su bardağı süt ilave ediyoruz. Bir su bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı mısır nişastası da olabilir, buğday nişastası da olabilir. 2 yemek kaşığı dolusu nişasta. 3 yemek kaşığı dolusu un. 1
2 ve 3. Ocağın altını açmadan önce bu karışımı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını açacağız ve kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı şey bırakacağız, tereyağı. Ondan sonra muharibimiz iyice soğuduktan sonra bir paket krem şantiyi ilave edip mikser yardımıyla 3-5 dakika karıştıracağız. Şimdi ocağın altını açabilirim. Ve şunu da unutmayalım. Bunu ocağa bırakıp gitmiyoruz. Kaynayıncaya kadar başında çırpıyoruz. Muhallebimiz kaynadı. İçerisine bir paket şekerli vanili ve bir yemek kaşığı dolusu tereyağını ilave edip karıştıracağız. Şunlar iyice erisin. Ondan sonra soğusun. Soğuduktan sonra bir paket krem şantiyi içerisine ilave edip mikser yardımıyla 5 dakika boyunca bunu çırpacağız. Pastamız buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra dilimlere ayırdım ve bu şekilde servis ettim. Gördüğünüz gibi çok pofidik, çok güzel oldu. Üzerine Hindistan cevizi ve evdeki malzemelerle süsledik. Siz de evdeki malzemelerinizi de süsleyebilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.